Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala men la ba'de. Estaizü billah ihtina sıratal müstakim. Sıratal lezina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim melet dalin. Amin. Bizi sıratı ı müstakime ulaştır. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil, sırat-ı müstakim kendilerine nimet verdiklerinin yoludur ki, Meryem suresinin 58. ayet-i celillerinde beyan buyurduğu ve çire bütün peygamberlerin yoldur. Onlar sıddıyıklardır, şehitlerdir ve salihler. Onları takip ederler. Allah Celle Celalü Ariflere marifet, velilere sıdk, safet, rıza ve yakin, ebrara hilim ve re'fet, müritlere ibadet sevki, müminlere o kuvvet sevki inam etmiştir. Biz bu kelimelerden hiçbir şey anlayamadık demeyelim. İfadesi bile inşallah bunun güzelliği, nurani ve ruhani marifet, yakin sırrına eren üstad-ı aliimizin sözlerinin kalpte manasını belirecek diye düşünüyorum. Hadis-i şerifte çünkü on bunu izah belki bu güzelliği kaybettirecektir diye korkuyorum. O kadar güzel ki Allah Celle Celaluhu ariflere marifet kendisini tanımak tanıtmak diyorlar. Diyorlar ki Allah'ı nasıl tanıdın? Araftullah, araftu billah. Allah'ı Allah ile Allah tanıdım. O bana kendini ne kadar tanıtmışsa o kadar tanıdım. Velilere sıdk, sözü doğru, özü doğru, fiiliyatı doğru, safet, temizlik, zerre kadar nefsani hiçbir hal yok. Ruhunda temizlik var, ruhunda bir kıymet, ruhunda bir tatlılık, ruhunda bir lezzet, ruhunda bir ubudiyet var. Rıza ve yakin, ebrara hilim, Allah'ın yasakladıklarından tamamen kaçmış, kötülüğün ona hiçbir ilişmesi mümkün olmayan seçkin bir taife, onlara da Cenab-ı Hak hilim, yumuşak huyluluk, re'fet, böyle şefkat, merhamet, müritlere ibadet zevki çok önemli. Yediğimiz meyvelerden bile zevk alıyoruz. Mesela bir portakal yiyince portakalın tadını biliyoruz. Bir elma yesek onun da tadı belli oluyor. İbadet ve taatin de mesela cihadın ila kelimetillah Allah için olduğunun tat ve lezzeti işte bunun için bizim cihada giden askerimiz düğüne gidiyoruz demiştir. İşte bu zevkten dolayı. Müminlere o kuvvet, Allah için dostluk, kardeşlik lezzeti inam etmiştir. Bugün de en çok muhtaç olduğumuz her zaman olduğu gibi nedir? Müminler arası sevgi ve muhabbettir. Hadis-i şerifte beyan olunduğu veçile, gazaba uğrayanların ve lanetlenen Yahudilerin, dalalete düşenler de Hristiyanlardır. Bunu güncelleştirmek istersek hiç gerek yok. Yahudi ve Hristiyanlardan türemiştir bütün bela ve sıkıntılar. Araştırıldığı zaman Cenab-ı Hak çünkü onların yoluna girmeyin gazaba uğrayanların buyurulurken Yahudi ve Hristiyanlar bütün yanlış görüşler, bütün tehlike ve sıkıntı bunların başlarının altından çıkmaktadır. Bunlar peygamberlerinin tebliğlerini kabul etmedikten başka Allah'a ona layık olmayan sıfatları isnat ettiler, küfürlerinde inat ettiler, niceleri türlü tereddütlerinden dolayı kahroldular. Cenab-ı Hak sırat-ı müstakimde daim ve kaim eylesin.